Öyle diziler mi var? Var tabii. Ben dünyaya eşkıya olmaya gelmişim ama bu yalıya sığmazam mesela. Yasak Elma dizisinin yıldızı Eda Ece hafta başı Yeniköy'de dizi setindeydi. Ünlü oyuncunun sevgilisi Burhan Tuncer de aracının içinde çekimlerin bitmesini bekledi. Set bitimine ikili kameraları görür görmez hızla uzaklaştı. Bunun nedeni merak konusu oldu. Işıklarda bir kez daha görüntülenen çift konuşmak istemedi. Merhabalar. Kaçmanın sebebi ne? Kaçmaya gerek var mıydı? Eda Ece ertesi gün sevgilisi Burhan Tuncer, dizide annesi Asuman'a hayat veren Melisa Doğu ve kız kardeşi Zeynep'i oynayan Sevda Erginci ile set çıkışı Trabya'daki bir balıkçıda yemek yedi. İyi akşamlar Eda Hanım. İyi akşamlar. Nasılsınız bugün? İyiyim, sen nasılsın? Formunuz yerinde mi? Dün iyi akşamlar Sevda Hanım. İyi akşamlar Burhan Bey. Dün bayağı kaçmalı kovalamalı güzel bir gece olmuş. Evet. Ya dün setten çıktık ve eve gidiyorduk yani biliyorsun bu yakada yaşamıyoruz. Bayağı da uzun bir yolumuz var. Fenomen dizinin eski oyuncusu Sevda Erginci geçen haftalarda ekibe konuk oyuncu olarak geri dönmüştü. Yasak Elma olarak buradayız. Evet, Yasak Elma dönem dönem bu sefer Sevda Hanım da galiba yeniden projeye dahil evet, oldu. Hayırlı bırakmıyoruz bir sefer. Teşekkür ederim. Neler söyleyeceksiniz? Ay mutluyum işte aileme geri döndüm. Kan değişiklikleri neler getirdi peki Melisa Hanım? Valla bizim kan değişikliğimiz bol biliyorsunuz her sezon ama Sevduş bizim ekibimizin ana parçasıdır yani. Çok mutluyuz geldiği için. Eda Ece sezon sonunda 6 yıldır devam eden diziye ağlayarak veda edeceğini belirtti. Dün yine birinci olduk biliyorsun. 6. sene hala birinci oluyoruz ama her güzel şeyin bir sonu var. Bu sene kapatıyoruz defteri. Haziran'a kadar Yasak Elma'ya doyun yani sonra yok. Peki karakterler o kadar özdeşti ki halk da çok iyi tanıyor sizi. Çok ağlayarak veda edeceğiz ona eminim. Hı-hı. Çok seviyorum ben setimi. Yönetmenim Ece Erdek Koçoğlu'na zaten bayılıyorum. Arkadaşlarımı çok seviyorum. Yani Yasak Elma benim kalbimde hep yaşayacak. Bu sene de güzel güzel gitsin bakalım Haziran'a kadar sonra yeni işlere bakacağız. Güzel oyuncu evlilik sorusuna da yanıt verdi. Güzel giden bir ilişki de var. Acaba evet. Yazın dizi biter evlilik başlar gibi bir hikaye düşünce var mıdır? Çünkü inanılmaz güzel giden bir ilişki. Olursa ilk sana ve anneme söyleyeceğim. Rol arkadaşlarıyla beraber poz veren Eda Ece daha sonra sevgilisi Burhan Tuncer'in aracına binerek evinin yolunu tuttu. Evet, yılı çapkın yakışıklı oyuncusu diyerek başlayalım sözlerimize perfora yazarmış gibi. Birazcık sesim kısık, kusura bakmayın. Benim de öyle. Geçmiş olsun bakalım o zaman. Dizi nasıl gidiyor reytinglerde? 3 klasmanlara birinci çıktınız ve gerçekten de büyük rekora imza atıyorsunuz. Bizden başlayabiliriz. Valla dizi hepimizin beklediğinden çok başka bir yere gidiyor. Yani biz de şaşkınlıkla izliyoruz ya. Ama bayağı keyfimiz yerinde. Çok güzel geçiyor. Yanılmaz beğeniliyor zaten. Bunları görecektik yani. Sizin partnerleriniz de çok iyi. Bizi de birazcık konuşabilir miyiz? Sevenlerinizi buradan da var söylemek istersiniz ayrıca. Sevenlerimizi ne söyleyeyim oğlum? Sağ olsunlar. Çok teşekkür ediyoruz hepsine. Şimdi bir yandan da Burak Deniz'le selfiler paylaşılıyor. Aslında şeyde çıkıyor. Evet. Şahmeran da çıkıyor. Çok evet. Az kaldı. Fragman da yayınlandı. Neler söyleyeyim siz filmlerle? Valla Şahmeran'ı biz 1-1,5 yıl oldu çekeli. O yüzden hani ben de senaryoyu da unuttum. Yani ne olduğunu bilmiyorum ne çıktığını. Ama fragmanı izledikten sonra ne kadar güzel bir iş çıktığını gördüm. En azından fragmanda. Bir iş oldu benim izlediğim kadarıyla. Yani merakla bekliyoruz o zaman ne çıkacağını. Burak Deniz'le nasıl peki aranız öyle konuşalım? Çok iyi. Aram çok iyi tabii ki. Şimdi onun bir projesi yayınlandı. Kaal izleyebildiniz mi? İzledik. Burak'la beraber izledik hatta. Ben çok sevdim. İnanılmaz. Ersin de çok sevdim. Bence güzel iş olmuş. Ersin Bey'i de zaten davet edeceğiz birazdan. Sizin en çok sevdiğiniz sahneler var mı aklınızda öyle şey yaptığınız kadar? Kal'la alakalı. Hı-hı. Onların ikisinin PlayStation sahnesini çok sevdim mesela. Bayağı tatlı, doğaldı yani. Ha, siz de böyle oynuyor musunuz? Burak Deniz hatta denk gelebildiniz mi böyle evde PlayStation partileri oluyor mu? Ben de PlayStation hiç yok. Hiç oyun falan hiç beceremem yani. Mesela oradaki film hikayesine dönersek hani bir ayrılık sonrası yaşanan bir şey Dilan Çiçekliğinizle birlikte. Sizin öyle hayatınızda eşit de unutamadığınızda aklınıza gelen bir şey oldu mu? Bir ilişki oldu mu unutamadığınız? Oldu lisede falan. Lisede kaldı bende o duyguların hepsi. Şu an hiç öyle şeyler yaşamaya meraklı değilim. Yani şimdi direkt iş. Yani. Tabii bu sıra sadece iş. Onun dışında peki ne yapıyorsunuz? Projeler var mı ya da özel hayatınızda zaman ayırabiliyor musunuz? Hobileriniz var mı? Hiç ayıramıyorum biliyor musun? Sadece çalışıyorum yani bu sıra. Bir de Şahmaran Yalı Çapkını benim böyle 3-4 ay sadece işle geçti. Şimdi yeni
Şamarını bitirdik. Yeni yeni kendime vakit ayırabiliyorum şu an. Bakalım neye dönecek hikaye. Sağ olsun derim. Var mı sorusu hocam? Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Eyvallah, görüşürüz. Kim be? Mustafa Sandal, eşi Melih Sandal'la Etiler'deki bir mağazada görüntülendi. Melih Sandal'ın pembe terlikleri dikkat çekti. İyi, sağ olasın. Görmüşken. Teşekkürler, sağ olasın. Nasılsınız? Gidiyor? İyi gidiyor, çok güzel. Melih Hanım anlatsın, nasıl gidiyor? Evet. İyi, çok güzel koşturuyoruz, yoruluyoruz. Mustafa Sandal, geçen haftalarda Baldız'ı Simge Süt Şurup'un nikah şahitliğini yapmıştı. Ünlü popçu Baldız'ın eski eşiyle ikinci kez evlendiğini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde de kardeşiniz de evlendi. Evet. Nikah şahidi. Aynen. Evet. Zaten evlilerdi bundan 7 sene evlilerdi. Önce de. Boşanlar tekrar evlendi. Tabii. Süper, güzel bir şey. Aynen. Yani, kopamadılar, ayrılamadılar. Aynen. Tekrardan evlendiler. 52 yaşındaki ünlü popçu Mayıs ayında büyük bir sürprizinin olduğunu söyledi. Aralıkta da böyle bir bayağı bir yol yapacağım. 8-9 farklı ülkeye gidiyorum Aralık ayında. İşte yeni sonuna kadarı çıkardık biliyorsunuz sevgili Murat Karahan'la. Ocak ayında yeni bir şarkı daha gelecek. Bekleyin Mayıs ayını. Ama bekleyin Mayıs, yani Mayıs'ı bekleyin. Mayıs'ta çok büyük bir sürprizimiz olacak. Yılbaşında sen ne alacağız mı bu arada? Yılbaşında şu anda bizim ekip Bakü ile görüşüyor. Bakalım hayırlısı. Mustafa Sandal, şarkıcıların her yıl tartışma konusu olan astronomik sahne ücretlerini değerlendirdi. Yılbaşında çok astronomik rakamlar konuşuluyor. Her sene bu rakamlar milyonlar, hatta yani, milyonlar. Şimdi normal ücret, sanatçılar normal ücretinin üstünde rakamlar talep edebilirler yılbaşı gecesi için. Çünkü o akşam özel bir gece. Yani özel bir gece. Bu arada sanatçı dostlarımız bizler yani. Büyük bir ekiple gidiyoruz. Bu ekibe de yılbaşında özel ücretler ödenmesi gerekiyor. Dolayısıyla hani çok da yansıtıldığı gibi rakamlar olmayabilir ama tabii ki normalin üstünde rakamlarla çarpı gidiyor. Çarpı 2 falan. Ya çarpı 2, çarpı 3 çünkü ekiplere de ona göre ücretler ödeniyor. Sandal açıklanan bazı sahne ücretlerinin de abartıldığını belirtti. Baktığınızda yani komik gelen rakam oluyor mu size de? Ya işte burada bir şişirme var gibi. Yani artık tabii 30 yıllık tecrübeden sonra bakar bakmaz neyin ne olduğunu görüyoruz. Artık yani yemiyor insanlar da o şeyleri yani onun bir pazarlama, bir marketing kafası olduğunu herkes biliyor hiç aşağı beş yukarı ama dediğim gibi normal fiyatın üstünde rakamlara gidiyoruz yılbaşıları. O da gayet normal, gayet doğal yani. Sandal'a Tarkan'ın yılbaşı gecesi 17 milyon alacağı hatırlatıldı. Mesela Tarkan 17 milyon alacak yılbaşı gecesi için. Süper ekibi yaşadı o zaman çok. Hadi arkadaşlar öpüyorum. Ünlü şarkıcı yılbaşı gecesi eğlence fiyatları ile ilgili fikirlerini de paylaştı. Yılbaşında en az 15 bin, 20 bin lira gibi bir ücret ödeniyor. Bence çok ciddi rakamlar ya. Yani bugünün Türkiye'sinde çok daha ciddi öncelikleri var insanların yani. Tabii ki insanların eğlenmek hakkı, tabii ki bir yılbaşı gecesini ya da yılbaşında bir kutlama yapma hakkı var insanların ama hani bu rakamlar şu anda insanların öncelik listesinde bence çok zorlayıcı bir rakam diyorum ben yani öyle görüyorum. Ya arabayı satacaksın, evi satacaksın, bir şey satacaksın yani. Hani çok ciddi rakamlar bunlar arkadaşlar. Sağ olun, teşekkürler. Teşekkürler.